Hem Çin Merkez Bankası yükselen fiyatlar sebebiyle rezervleri için altın alımını 5. ay üst üste erteledi. Eylül ayında da rezervler için altın alımı yapmadı. Peki bu piyasalardaki diğer gelişmeler Türkiye'de işte altın fiyatlarını acaba nasıl etkiler? Altındaki düşüş devam eder mi? Bunların hepsini soralım. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına Sayın Yıldırım Türk. Hoş buldum Semih Hanım. İyi yayınlar diyorum. Şimdi Çin'in aldığı bu karar bizi nasıl etkiler? Etkiler mi? Özellikle tabii Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra altında hızlı bir yükseliş söz konusuydu. Ve sonrasında da gelen ekonomik verilerle gelecek aylar itibariyle Kasım ve Aralık'ta da faiz indirimi beklentisi oluştu. Hı. Ve 25 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının da faiz indirim sürecinde olduğunu görüyorum. Bunlar altını destekleyen gelişmeler. Diğer taraftan bölgemizdeki jeopolitik gerginlikler de yine altını destekleyen gelişmelerdi. Ama bu arada Çin'in altın alımı da tabii yine altın fiyatının yukarı hareketinde destek olduğu günlerde, zamanlarda olmuştu. Ama Çin Merkez Bankası'nın almaması altın fiyatını çok fazla etkileyecek kanaatinde değilim. Ama hızlı yükseliş sonrasında bir düzeltme geleceğini biz de bekliyorduk. Nitekim bugün itibariyle 2607 dolar ons seviyelerinde şu anda. 2670 dolarlara kadar çıkmıştı. Onun iç piyasaya yansıması tam olarak aynı şekilde yansımıyor. Çünkü bizde altında ithalatında kota olduğu için zaman zaman altın talebiyle bu kotadan dolayı talep karşılanamayınca dış piyasa ile iç piyasa arasındaki kilogram dolar bazındaki farkın zaman zaman 1500 dolarlardan bugünkü gibi 4000 dolarlara çıktığını görüyoruz. Ama yine de geçtiğimiz günlerdeki 3080 TL seviyelerinde bugün 3030 TL seviyelerine kadar geri çekilmiş durumda. Dolar TL'nin herhangi bir çarpan etkisinden söz etmek mümkün değil. Ama bu gerilemelerde altının onsunda 2600 ve 2585 doların seviyeleri görülebilir. İçeride de bu 24 ayar altının gram fiyatını 3000 TL, 2975 TL'ye kadar geri çekilmesine neden olabilir. Ama yine de faiz indirim süreci altını destekleyecek. Aynı zamanda jeopolitik gerginliklerde altını destekleyecek bir dönemdeyiz. Peki faiz indirimi olursa bir destek sağlar. Düşüş bundan bağımsız devam edebilir mi? Sene sonuna kadar seyri nasıl ilerler? Bizi izleyenler belki küçük çaplı da olsa bir altın yatırımı yapmak isterse tavsiye eder misiniz? Dünyadaki özellikle enflasyonun ve hizmet enflasyonun hala düşürülemiyor olması, gıda enflasyonunun da iklimsel gerekçelerle hala katılığını sürdürüyor olması, enflasyonuna karşı güvenli liman özelliği altının devam ediyor. Bakın çok fazla bir gerileme beklemiyoruz. Dediğim gibi 2550 dolarlardan başlamıştı faiz indirimi sonrasındaki yükselişe. Ancak buraları gelebilir tekrar. Evet. Ve burada da 24 ayar altının gram fiyatı 2950 TL seviyelerini görebiliriz. Ancak ilerleyen günlerde Amerikan seçimleri de dahil olmak üzere jeopolitik gerginliklerin bölgemizde hala devam ediyor olmasından kaynaklanan yükselişin sene sonu itibariyle altının onsunun 2700-2750 dolar ons seviyelerine kadar tırmanması söz konusu olabilir. Hı hı. Bu da içeride 24 ayar altının gram fiyatının şu anda sakin olan dolar TL'nin sene sonuna doğru biraz daha toparlanma beklentisiyle beraber çarpan etkisiyle muhtemelen 3500-3750 TL seviyeleri görülebilir diye düşünüyorum. Aslında geri çekilmeler orta ve uzun vadeli alım fırsatı yaratıyor. Böyle bakmak gerekiyor altına. Peki çok teşekkür ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk yayına katıldığınız için.